level'larını yani derecelerini de değerlendirdiniz. Şimdi biz bu hastayı tedavi edeceğiz. Top sizde hocam, buyurun. Şimdi ne yapıyoruz? Hasta geldi. Bir engel var. Apneye neden olabilecek. Baktık buruna bir deviyasyonu var. Burun etleri şiş durumda. Veya boğaz yapılarında bir darlık söz konusu. Şimdi geldi bize hafif derecede, orta derecede hastalar ameliyat için aday olabilirler. Ama ağıra girince o zaman tedavi şeklimiz biraz farklılaşıyor. Neler yapıyoruz hafif apnelerde? Hafif apnelerde işte nerede patolojisi varsa, nerede bir tıkanıklık varsa, burunda dediğim gibi deviyasyonlar, burundaki konka dediğimiz et yapılarının iri olması veya boğaz yapılarının sarkık olması veya iri olması bir cerrahi gerektiriyor. Onlarla ilgili de şeye uygun, yapıya uygun bir cerrahi gerçekleştiriyoruz. Küçük dili kesiyor musunuz hocam? Hep onu anlattık. Şimdi tabii tek başına küçük dili kesmek oradaki sorunu muhakkak ki çözmeyecek. Yani bir apnesi varsa. Sadece bize bunu suçlu gibi algıladık. Ama orada onu suçladık ya, onun için diyoruz. Evet, yani şimdi horlama kısmı orada. Bir aslında küçük ya, onu feda edelim diyor muyuz yani? Yani bazen boğazda dar bir yapı varsa muhakkak ki o bölgeyi açmamız gerekiyor. Sadece küçük dille değil, boğaz bölgesinin arkıyla beraber veya gırtlak yapısında bir şey varsa değişik cerrahi yöntemleri yapıyoruz.